Değerli misafirler, Yüksek Peyzaj Mimari Vakfı Kemir Bağımsız Belediye Başkanı Adayı Ahmet İhsan Hacı Fethoğlu'na öncelikle şahsınıza saygılarımı sunuyorum. Belediye Başkan adayımızın hazırlamış olduğu ve üzerine çalışmalar yaptığı taşın altına ineni değil, bedelini koyduğu proje tanıtım videosunu izleyelim. Ardından program akışımıza devam edeceğiz. Fethoğlu, 1986 yılında Trabzon'un kıymetli ilçelerinden biri olan Büyük Vakıf anlamına gelen Vakfı Kemir Fethoğlu. Yüksek öğretimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı bölümünde aldıktan sonra belediye mevzuatı üzerine ihtisas yapabilmek için yüksek lisans eğitimini Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme bölümünde tamamladı. Hibe projesi hazırlama ve etkili proje yürütme konularında aldığı sayısız eğitimler sayesinde proje hazırlama, finans oluşturma ve proje sürdürülebilirliği alanlarında Trabzon'da adı çok çalınan ve başvurulan biri oldu. Avrupa Birliği, TKDK, DOKA, DOKAP ve bakanlıklara sunulan birçok projenin hazırlanması, yürütülmesi ve uygulanması aşamalarında yer aldı. Milli duygularını her zaman önde tutan, kamu menfaati, kişisel menfaatlerden önce geldiğini savunan bu memleketin büyüğünden küçüğüne, tüm vatandaşlarına aynı sevgi ve saygıyı kalbinde hisseden, tarihini, kültürünü bilmeye ve daha çok öğrenmeye çalışan, iş etiğinde liyakati ilk sırada tutan, kul hakkını tüm kazançların ötesinde sahip Fethoğlu, hayatında görünüme kavuşuyor projesi, yazımı ve yönetilmesi, Tonya Etekli Orman Ürünler Projesi yazımı, Tonya Otopark ve Kent Parkı Hibe Projesi uygulama sorumlu, İskenderli Mahallesi Kent Meydanı Proje ve Uygulama sorumlu. Tüm bu projelerin hazırlıkları, uygulamaları ve yürütmeleri sürecinde aktif olarak çalışan Hacı Fethoğlu, şimdi de Vakfı Kemir için emeğini ortaya koyuyor. Bu güzel ilçenin dokusunu ve değerlerini bozmadan, belediyeciliğin tüm gerekliliklerini öne koyarak daha yeni, daha gelişmiş ve daha göz önünde olan bir Vakfı Kebir için çalışmak istiyor. Ahmet İhsan Hacı Fethoğlu, Vakfı Kebir'in her karışını çok iyi biliyor, insanını çok iyi tanıyor. Vakfı Kebir'e, Vakfı Kebir'de yaşayan bir belediye başkanı geliyor. Sayın Başkanım, ben sizi önceden tanıyordum ama bu kadar projeci olduğunuzu bilmiyordum. Bir kez daha görevden alkışlar mıyız başkanımızı? Çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda bu organizasyonu Evren Medya Center katkılarıyla gerçekleştiriyoruz. Kendilerine şahsım adına teşekkür ediyorum. Evet. Yüksek peyzaj mimari. Bölgemizin mimarı. Ve aynı zamanda genç, dinamik, başarılı Vakfı Kemir'in umudu. Bağımsız Vakfı Kemir Belediye Başkan Adayı Sayın Ahmet İhsan Hacı Fethoğlu'nu mikrofona davetimi arz ediyorum. Vakfı Kemir'in her köşesini çok iyi bilen, hayatını burada geçirmiş yepyeni bir adayı var. Trabzon Vakfı Kemir'de doğan ve memleketine nefes aldığı ilk günden beri bağlı olan genç, vizyoner ve çalışkan bir aday. Ahmet İhsan Hacı Fethoğlu, Vakfı Kemir'i en iyi orada yaşayan bilir inancıyla ilçemizi yeni, çağdaş ve genç fikirlerle yönetmek için bağımsız aday olarak hemşerilerimizden destek bekliyor. Koştu, oyunlar oynadı, gençliğini yaşadığı sokakları, Vakfı Kemir'le hemşerilerini çok iyi tanıyan ve onların beklentilerini yıllardır analiz eden Yüksek Peyzaj Mimarı Hacı Fethoğlu, lisans ve yüksek lisans eğitimlerinin kazanımlarıyla belediyede edindiği birikimler ve oda başkanlığı görevi süresince elde ettiği yönetim tecrübesiyle Vakfı Kemir'in değerini gerek turizm ve kültür, gerekse sanayi alanında büyük katılımlar yaparak güzel ülkemize ve dünyaya çok
Kutsal Hacı Fettahoğlu en büyük güven dediği ilçemiz için genç enerjisi, genç bakışı ve profesyonel ekibiyle ve hayata geçirmeyi planladığı projeleriyle yepyeni bir vakfı kemer için geliyor. Sesim geliyor mu? Kıymetli belediye başkanım, çok değerli siyasi parti başkanları, kıymetli sivil toplum kuruluşu başkanları ve üyeleri, çalışmaktan her zaman gurur duyduğum meslek odası başkanlarım, içerisinden yetiştiğim peyzaj mimarları odası başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, kıymetli muhtarlarımız, basının güzide temsilcileri ve en önemlisi vakfı kebir için hiçbir beklentisi olmadan burada bulunan çok kıymetli hazırım. Hepinizi saygıyla, sevgiyle ve hürmetle selamlıyor, hoş geldiniz diyorum. Kısa bir konuşma yaptıktan sonra sözü çok değerli basın mensupları arkadaşlarımıza bırakacağım. Onların soruları sizlerin de merak ettiği konulara ışık tutacaktır. Vaatlerimizi ise bir ay sonra gerek sosyal medya üzerinden gerekse bir basın açıklamasıyla tüm halkımıza yani sizlere duyurmuş olacağız. Belediyecilik birçok farklı iş kolunun bilinmesi, birçok alanda hakimiyet isteyen kültür, sanat, eğitim, futbol ve buna bağlı birçok konunun bilinmesini isteyen çok zor ama çok da önemli bir iştir. Bu görevi bugüne kadar layıkıyla yerine getiren geçmiş tüm belediye başkanlarımıza sizlerin huzurunda teşekkür ediyor, saygıyla anıyorum. Hayri Başkanım da şu anda aramızda, ona da sizlerin huzurunda tekrar teşekkür ediyorum. Ayrıca geçmiş belediye başkanlarımızdan Bahadır Zade Yusuf Ağa, Gencoğlu Hasan Efendi, Zamanist Zade Memiş Efendi, Kuleyin Zade Ömer Efendi ve 26 yıl Vakfı Kebir'e hizmet etmiş Sabri Bahadır gibi bu kadim şehrin hak ettiği şekilde yönetilmesi konusunda sizlere söz veriyorum. Bu kutsal görevi yerine getirme yolculuğunda örf, adet ve geleneklerimize, ahlak ve etik değerlerimize, dinimizin gereklerine ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalarak birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirme amacındayım. Belediyecilik yıllarında elde ettiğim bilgi birikim, çalıştığım iki belediye başkanından aldığım tecrübeler, sosyal bir yaşantının bana kattıkları, mesleğimin belediyecilikle olan ilişkisi, peyzaj mimarları odası yönetimi ve başkanlığı sürecinde elde ettiğim tecrübeler ile ve gençliğimin verdiği enerji ile doğduğum, büyüdüğüm, en büyük yuvam dediğim Vakfı Kebir'e hizmet etmek istiyorum. Vakfı Kebir için, geleceğimiz için sizlerden ve tüm Vakfı Kebirlilerden destek istiyorum. Sözlerimi noktalamadan önce, çirkin siyaset izlenmesine müsaade edilmemesini, çirkin siyaset sonucunda kazanmaktansa temiz siyaset sonucu kaybetmeye yeğleyeceğimi bilmenizi istiyorum. Ayrıca çok iyi bir iş çıkardığına inandığım prodüksiyon firmamıza, organizasyonda emeği geçen gençlere ve bu işlere bizzat ben varmışım gibi uğraşan herkese minnet borçluyum. Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Evet. Basın mensubu arkadaşlarımız burada. Şimdi ben sözü onlara bırakıyorum. Benim için uygun. Bu arada tüm vatandaşlarımız da soru sormak isterse buradayım. Buyurun. Günaydın Trabzon, Tayfun günaydın. Öncelikle hayırlı olsun diliyoruz. İlk sorunun sizden geleceğine adım gibi eminim. Sayın Başkan adayı, projeler çok güzel. Yani Vakfı Kebir'e değer katacağına ben gerçekten inanıyorum. Allah razı olsun. Yalnız özellikle insanların çokça merak ettiği bir konu var. Kaynağı nasıl sağlayacaksınız? Yani birinci sorum bu. Bununla başlayalım. 2-3 tane sorum var ama önce bunu cevaplayalım. Tamam. Şimdi kaynağı nasıl sağlayacağız? Projelerde fark ettiyseniz hibe projesi hazırlama konusunda yani benim uzman olduğumu söylemem çok doğru olmayacaktır ama çevreden bunu sorup öğrenebilirsiniz. Biz belediyenin kendi gelirlerini bir kenara bırakıp dışarıdan nasıl gelir elde edebileceğimiz konusunda
belki de gece gündüz çalışacağız. Burada da sizlerin huzurunda eşimlerinizi istiyorum. 7-24 çalışarak bu belediyeye dışarıdan nasıl kaynak getirebileceğimiz konusunda elimizden geleni yapacağız. Evet. Aydın Gel Recep Ekliyor Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, TSA 61 İtiyaz Sayın Sayın Başkan, hayırlı olsun. Sağ olun. Hatta bu kaynakları sordu ama öncelikle seçimi kazanmak gerekiyor. Doğru. Tabii Vakfıkebir tarihine baktığımızda bağımsız kazanma noktasında herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Ama bugünkü ortamda bildiğiniz gibi AK Parti gerçeği var. Vakfıkebir'de de geçtiğimiz dönemde herhalde bölgede en yüksek oy oranıyla seçilen bir belediye başkanı var. Tabii o belediye başkanı dün yaptığı açıklamada artık aday olmayacağını açıkladı ama siz öncelikle bu seçimi kazanabileceğinize inanıyor musunuz? Bunun için neler yapacaksınız? Şöyle söyleyeyim, beni tanıyanlar bilir, bugüne kadar kazanmayacağım hiçbir ortamda bulunmadım. Biz bugün buradaysak kazanmak için buradayız. Muhakkak kazanacağız, onu size söyleyeyim. Kazanmak için neler yapacağımız konusuna gelirsek, ben kazanmayacağım, biz kazanacağız. Buradaki herkes, ben nasıl çalışıyorsam, onlar da benim gibi çalışarak kazanacaksak hep birlikte kazanacağız ve ben bunda gördüğüm halinden o kadar eminim ki hep birlikte kazanacağız. Sayın Başkan hayırlı olsun. Mehmet Bülent Alp, Büyük Liman Medya, İlyas Haber Ajansı ve Birleşik Haber Ajansı temsilcisi. Ben sizi çok iyi tanıyorum. Teşekkür ederim. Hayırlı olmasını diliyorum. Allah razı olsun. Dünden beri ilçede yaşanan bazı gelişmeler var. Bu gelişmeleri kendiniz açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de şunu öğrenmek isterim. Sizin için ilk etapta Vakfıkebir'in olmazsa olmazı nedir? İlk projeniz, yani daha sonra projelerinizi açıklayacaksınız ama ön bilgi olarak ilk projeniz, ya bu bizim Vakfıkebir'in kırmızı çizgisidir, olması gerekiyor diye. Teşekkür ederim. Ben hocam diye hitap edeceğim, müsaade edersiniz. Hocam, kıymetli belediye başkanımız 10 yıl buraya hizmet ettikten sonra dün aday olmayacağını açıkladı. Önce bu konuyu şöyle değerlendirmek lazım. Kendisi buraya hizmet etmiş, 10 yıl boyunca burası için çalışmış biridir. O yüzden ben kendisine sizlerin huzurunda da, sosyal medyamda da teşekkür ettim. Buradan da ayrıca teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Konuya gelirsek çalışmalar, önde gelen çalışmalar. Birkaçından bahsedeyim. Şimdi biz bir ay sonra çok iyi çalışarak sizlerin karşısına projelerimizden emin bir şekilde çıkacağız. Yani projeler içerisinde detaylarıyla birlikte videolarla, animasyonlarla sizlere açıklama yapacağız. O yüzden bir ay sonrasına bugüne attık. Ama birkaçından bahsedeyim. Şöyle, Vakfıkebir'in bir kere dış cephelerinin çok acil şekilde bir sokak sağlıklaştırma projesine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bunun üzerine de çalışmalarımızı yapmaya başladık. Bir proje firması bu konuda çalışıyor. Kendisinin temsilcisi de şu an burada. Ondan da sizlere tekrar teşekkür ediyorum. İkinci olarak herkesin bildiği bir pazar yeri sorunumuz var. Çok acil bir şekilde çözülmesi gerekir. Ve bence kent hafızasına verdiğimiz önemden dolayı bulunduğu yerde çözülmesi gerekir. Bununla alakalı elimizden geleni yapacağız. Bir sahilimiz var ama sahilimiz maalesef ilçemize yakışan şekilde değil. Bu uygulamalarında bir an önce çok hızlı bir şekilde peyzaj, kentsel tasarım projeleriyle, peyzaj projeleriyle bir an önce çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdilik bunlar yeterli olur herhalde hocam. Teşekkür ederim. Peki kazandığınızda yönetim anlayışınız nasıl olacak? Kazandığınızda yani ben dedim oldu gibilerinden mi? Hani hatırlarsanız bir meşhur Ağaoğlu var. Reklamlar söyler. Ben yaptım oldu der. Yani bu anlayış mı yoksa farklı bir anlayış mı? Şunu söylemek isterim. Ben 4 yıl Peyzaj Mimarları Odası yönetiminde yer aldım. 2 yılda Peyzaj Mimarları Odası başkanlığını yürüttüm. Şu anda da benden sonraki başkanımız aramızda.
Oda başkanlığı sürecini meslek odası başkanlarımız da burada. Harita Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası başkanlarımız şu an aramızda. Onlar bu konuyu çok iyi bilirler. Meslek odaları ortak akıla çok önem verirler. Ben oradan yetişen, oradan gelen biri olarak ortak akıla önem verip herkesin fikrini alıp yalnız en son kararı yine ben vermek durumundayım. Çünkü kararı vermek üzere siz beni oraya getireceksiniz. Yeterli olmuştur herhalde. Peki, Sayın Başkan adayı diyelim. Vakıf Kebir'de bağımsız olarak yola çıktınız. Ancak yani ben yaşım yettiğince 27 yıl gibi bir süreyle efsane bir başkanlık dönemi geçen Sabri Bahadır'ı biliyoruz biz. Evet. Ondan sonra Ayrı Birinci Başkan'ı biliyoruz. O da iki dönem olarak yaptı. 10 yıllık sistem. İkisi de bağımsız duruşlarını bozmadılar. Doğru. Şimdi kamuoyunun merak ettiği şöyle bir soru var. Ahmet İhsan Hacı Fettoğlu seçimi kazanması durumunda herhangi bir siyasi partiye geçişi yapacak mı? Eğer ki yaparsa hangi parti tercihi? Çok teşekkür ederim sorunuz için. Şöyle bir cevap vereyim. Şimdi burada birçok partinin partiye gönül vermiş. Belki dışarıya söylememiş ama kendi içinde sevdiğini bildiği birçok partinin mensubu var. Şimdi ben onlara bağımsız olarak adayım dediğimde, bana oy verdiklerinde, yarın da herhangi bir partiye geçtiğimde bence onların kul hakkına girmiş olurum. O sebeple nasıl başladıysak öyle bitireceğiz. Bu 5 yıllık süreci bağımsız olarak başlayıp bağımsız olarak bitireceğiz. Sayın Başkanım, Mercan Yayın Grubu Ertuğrul Yay'la aynı zamanda sunuculuğumuzu gerçekleştiriyoruz. Tabii ki rica ederim. Öncelikle hayırlı olsun diyorum tekrar. Bu vesileyle Vakfı Kebir'den belediye başkan adayısınız. Neden bağımsız belediye başkan adayı oldunuz? Bir AK Parti'den, bir Cumhuriyet Halk Partisi'nden, Milliyetçi Hareket Partisi'nden veya diğer İYİ Parti'den neden olmadınız da bağımsız oldunuz? Amacınız neydi efendim? Onu da söyleyeyim. Şimdi buradaki herkes hemen hemen beni çok iyi tanır. Ben siyasete bugüne kadar çok fazla yaklaşmamış biri olarak kendimi en iyi ifade edeceğim sistemin bağımsız belediye başkanlığı olduğunu düşündüm. Çünkü ben belediyeciyim, belediyeciliği bilirim. Bu konuda da sizlerin izniyle iddialı olacağım ama siyaset bana bir nebze uzak. Artık siyasetin içindeyiz. O başka bir şey ama o yüzden kendimi en iyi ifade edeceğim şekil bağımsız belediye başkanlığı olduğu için herkesin kapısına çok daha rahat gidebileceğim için bağımsız belediye başkanlığını tercih ederim. Çok teşekkür ederim. Sayın Başkanım, Büyük Liman Postası Gazetesi Sadık Aydın. Değerli Başkanım, çıktığınız yolda Çanakkale Allah yar ve yardımcınız olsun öncelikle. Allah razı olsun. Değerli Başkanım, bundan önceki bağımsız belediye başkanlarında şunu gördük. Hayır Başkan da bu sıkıntıları yaşamıştı. Belediye meclis üyeleri noktasında çalışma sıkıntısı yaşanmıştı. Bununla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Tabii ki. Bu arada muhtar olduğunuzu belirtmediniz. Onu da ben belirteyim. O da bana gerek. Evet. Şimdi meclis üyesi konusunda şöyle bir ben sizin dediğinizi daha da açayım. Şunu söylemek istiyor muhtarımız. Meclis üyeleri başka partilerden olabilir. Bu konuda da bir zorluk yaşar mısınız diye sordunuz sanırım. Şimdi şöyle gelecek meclis üyeleri farklı partilerden olabilir ama hepsi Vakıf Kebir'de. Vakıf Kebir için yapılacak bir şeye ben aday adaylarının birçoğunu tanıyorum. Hiçbiri Vakıf Kebir için iyi olacak bir projeye hayır diyemeyeceklerdir. Ben şahsım adına da onlardan söz alıyorum burada. Eminim hepsi benimle birlikte benim nasıl çalıştığımı gördükten sonra onlar da en az benim kadar çalışacaklardır. Bundan eminim. Hiçbir sorun yaşamayacağız. Sayın Başkan Adayım, burada sizin de bahsettiğim farklı siyasi partilerden de yetkilileri evet, var. Evet. Vakıf Kebir'de bildiğimiz kadarıyla bir başka bağımsız aday da var. Erol Bağdır. Doğrudur. Hatta konuşulan bir başka aday daha var. Olabilir. Bu bağımsız sayısının artması sizi darbe vurmayacak mı yani? Yetkiler mi? Benim karşımda gördüğüm hazırlığından sonra hiç şüphem kalmadı onu size söyleyeyim. Yani bu kadar kişinin beni desteklediğini görmek, bu kadar gurur verici diye. Bence sizin de şüphemiz kalmadı. Hayal olarak o zaman şunu sorabilir.
Şimdi şöyle, siyasi parti bakın şuna gönül rahatlığıyla cevap verebilirim. Ben bağımsız bir adayım. Beni destekleyecek tüm partilerinde hepsine gidip hepsinden destek talep ederim. Ayrıca seçildikten sonra da yine her partiye yakın mesafede duracağız, eşit mesafede duracağız ve hepsiyle çalışmalar gerçekleştireceğiz. Burada projeler yarışacak. Kim, hangi parti daha çok destek verirse onunla görüşeceğiz, yardım talep edeceğiz. Vakfı Kebir için elimizden ne geliyorsa yapacağız, onu size söyleyeyim. Biraz daha soruyu bitireyim başkan. Buyurun. Bir önceki sorumuzda belirli. Benim zamanım var. Adem'in varsa hiç sorun yok benim için. Muhammed Balta adaylıkta çekildiğini duyurdum. Evet. AK Parti evet. Şu anda büyük ihtimal aday arayışı içinde. Size teklif gelirse cevabınız ne olacak? Biz yolumuzu çizdik. Bu saatten sonra gelecek teklifleri kabul etme gibi bir durumumuz yoktur. Çünkü bakın orada arkada bağımsız Vakfı Kebir Belediyesi bağımsız adayı yazıyor. Bu saatten sonra hiçbir teklifin kabul edilme ihtimali yoktur ama gelirse gurur duyarım, onu söyleyeyim. Teşekkür ediyorum. Hazırından sorusu olan var mı arkadaşlar? Mikrofon uzatabilirim. Sarınlı var. Evet, geri hocam. Veya ayağa kalkıp sorabilirsiniz, buyurun. Mikrofonu götür. Masaya işgal ettiniz Aydın Bey. Vakfı Kebir Açıköy Mahalle Muhtarı Abdül Kadir Rizel. Buyurun başkan. Buyurun. Beyzaş mimarı olduğunuz doğru. Vakfı Kebir'in merkez mahallelerinde altyapı sorunu. Bu konuyla ilgili bir çözüm. Sayın Muhtarım, altyapıdan kastınız kanalizasyon mu? Kanalizasyon, su. Evet. Birçok şimdi emniyet kavşağı yapılmakta. Evet, doğru. Şimdi emniyet kavşağının kaldırımları beton, baskı beton yapılıyor. Doğru. Varsayalım ki doğalgaz yeri bu bir daha kırılacak. Evet. Yani bu soruyla, bu konuyla alakalı hepsini bir yapılma olayı söz konusu değil mi? Kendi kanaatimce. Bitti mi sorusu? Bitti. Şimdi bu sorduğunuz soru ülkemizin kanayan yarasıdır. Birçok farklı kurum, birçok altyapı, değişik altyapı sistemleri geliştiriyor. Buna birçoğunu sayabilirim ve belediyeci olduğumdan bunların nasıl sıkıntılarla yapıldığını çok iyi biliyorum. Mesela Türk Telekom yarın gelip diyor ki ben fiber altyapı geçileceğim. İşte Süper Online geliyor diyor ki ben ayrı bir yerden geçileceğim. Kanalizasyonu da bir sorun yaşıyorsunuz, onu kazmak durumunda kalıyorsunuz. İşte doğalgaz geliyor, yine kazmak zorunda kalıyorsunuz. Arkadaşlar bunun, kıymetli arzunun, bunun çok ivedilikle ülkemizin genelinde bir çözüme kavuşturulması lazım. Yani ben buna çok inananlardanım. Bir kere yapacağız ve bundan sonra da bir daha kazmamak için elimizden geleni yapacağız ama bu sadece de benim elimde değil, onu da söylemek isterim. Ben elimden geleni yapacağım ama tamamını çözebilir miyiz? Ona geldikten sonra karar verelim. Sorunuz çok doğruydu. Teşekkür ederim. Evet. Sayın Başkan, program sonu noktadan bakacağız. Bir açıklamanız varsa evet. Kapanış konuşmasını yapalım. Son söz olarak burada bulunduğunuz için hepinizi saygı, minnetle ve hürmetle selamlıyor, saygılar sunuyorum. Efendim Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz, adayımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle biraz ses alalım arkadaşlar. Çıkmış olduğunuz bu süreçte yolunuz bahtınız açık olsun.